Merhaba arkadaşlar, ülkemizde vakı sayılarının artmasıyla beraber birçok elimizde karantina haberleri geliyor ve biz de sizlere bu haberleri zaten her zaman gibi aktarıyoruz. Bu videomuzda ise... Birçok yerden gene yeni karantina haberleri geldi. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bilirin merdaş açmayı unutmayınız Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı. Balıkkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Ardahan'da iki köy karantinaya alındı. Ardahan'ın Göre ilçesinde iki köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Sivas'ta bir köy karantinaya alındı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kiri Mümin köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Karadeniz'de çay tarımı için gelenlere 10 gün karantina şartı geldi. Doğu Karadeniz'de mayıs ayında başlanacak çay tarımı için gelmesi beklenen 100 binin üzerinde üretici için 10 günlük karantina uygulanacak. Rize Valisi çay işçilerinin kendilerini mutlaka 10 gün izole etmesini isteyeceğiz açıklamasında bulundu. Edirne'de vakalar arttı. 3 okulda eğitim ara verildi. Bir köyde ise karantinaya baş karantina karantina başlatıldı. E, Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında kırmızı renkler alan Edirne'de vakı görülmesi üzerine 3 okulda eğitim ara verildi. Bir köy ise karantinaya alındı. Çanakkale'de 2 köye karantina kararı getirildi. Çanakkale'de artan koronavirüs vakaları üzerine 2 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köyleri giriş ve çıkışlar özel durumlar haricinde yasaklandı. Gümüşhane'de bir köyde karantina uygulaması başlatıldı ve birçok yerde de daha karantina uygulaması başlatılmaya devam ediyor. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.